Evet, biliyorsunuz Ermenistan'ın zaten Azerbaycan topraklarında yaklaşık 27 yıllık hukuksuz bir işgali devam etmekte ve aslında Ermenistan zaman zaman farklı noktalarda saldırılar gerçekleştirerek burada Azerbaycan topraklarını fiilen daha da işgal etme politikası izliyor. Temmuz ayında Tovuz bölgesine yönelik saldırılar gerçekleşmişti. Tovuz bölgesi Azerbaycan gazının Türkiye ve diğer Avrupa ülkelerine taşınması noktasında çok çok önemli bir stratejik öneme sahipti. Bugün saldırıda bulunduğu noktalara baktığımızda ise işgal altındaki Dağlık Karabağ bölgesinin Azerbaycan tarafına bakan 8-10 tane noktaya yönelik saldırı gerçekleştirdiğini görüyoruz. Bu da aslında Ermenistan'ın bu noktadaki köylerin yani yaşayan Azerilerin bu bölgelerin boşaltmasına ve büyük ihtimalle yerine kendi vatandaşlarını Ermenileri yerleştirmeye dönük bir politika izliyor. Yani sınır hattındaki hem askeri birlikleri yormak hem de bu bölgede yaşayan sivilleri bir şekilde gözlerini korkutarak buradan ayrılmalarını sağlayarak kendi işgal alanını genişletmeye dönük bir taktik izlediğini düşünüyorum. Fakat tabii ki Azerbaycan buna karşı koyabilecek bir güce sahip. Yani iki ülkenin sahip olduğu gücü, insan unsurunu toprağa karşılaştırdığımızda karşımızda çok önemli bir fark çıkıyor. Yani nüfus açısından baktığımızda Azerbaycan Ermenistan'ın 3 katı, ekonomik olarak baktığımızda 3 katı ve çok daha önemlisi Azerbaycan kendi kendine yeten bir ülke, enerji kaynaklarına sahip ve bu enerjiyi dışarıya ihraç eden bir ülke ve çok daha önemlisi Türkiye ile çok özel ilişkilere sahip, kardeşlik ilişkilerine sahip. Nitekim bugünkü saldırıdan sonra Türkiye tarafından gelen açıklamalarda bunu açıkça teyit ediyor. Yine Temmuz'da gerçekleşen saldırılardan sonra bu kardeşlik ilişkisi yine kendini açık bir şekilde ortaya koydu. Dolayısıyla Ermenistan biraz bu uluslararası siyasetin artık böyle bir boşluklarını değerlendirerek biraz Azerbaycan'ın kazandığı bu gücü yani savunma sanayisi alanında yine Türkiye ile çok ciddi bir işbirliği içinde, enerji alanında Türkiye ile çok ciddi bir işbirliği içerisinde bütün bu alanlarda Azerbaycan'ın kat ettiği mesafeyi görüyor. Ve tabii ki hani burada Rusya'nın bence desteğini, daha doğrusu en azından sessiz desteğini göz ardı etmemek gerek. Bu arada Azerbaycan'ı yormaya ve geriletmeye çalışıyor. Fakat başarılı oluyor mu? Kesinlikle hayır. Hatta tam tersine 27 yıldır işgal altında tuttuğu bölgelere karşı Azerbaycan'ın elini güçlendiriyor. Hem uluslararası hukuk anlamında Azerbaycan'ın ne kadar haklı olduğunu bütün dünya bir kez daha görmüş oluyor. Çünkü bütün saldırılara dikkat edin, hep ilk saldırıyı gerçekleştiren taraf Ermenistan oluyor. Dolayısıyla Azerbaycan'ın haklılığı uluslararası arenada bir kez daha ortaya çıkıyor. Çok daha fazlasını söyleyebiliriz burada bir akademisyen olarak. Aslında Azerbaycan önemli bir Ermenistan tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu, ciddi bir işgal Ermenistan'ın ciddi bir işgal politikası yürüttüğünü ve bu tehlikenin savuşturulması için misliyle mukabelinin belki de yeterli olmadığını uluslararası kamuoyuna yavaş yavaş anlatmaya başlayacaktır diye düşünüyorum. Dolayısıyla işgal edilmiş topraklardan çekilmesi için Ermenistan'a bu saatten sonra bu andan itibaren çok ciddi ultimatumlar vermek ve bunu uluslararası camiaya hem gerekli kuruluşlar yani meseleyle ilgilenen Minsk grubu başta olmak üzere Birleşmiş Milletler, AGİT gibi diğer kuruluşlara da bu Ermenistan tehlikesini sadece bu saldırılar özelinde değil, bu saldırıların önümüzdeki dönemlerde daha da yoğunlaşabileceğini, farklı bölgelere kayabileceğini de göstermesi gerekir veyahut da gösterecektir diye düşünüyorum açıkçası.